Yeni Casper Via Veyron sunar. Nasıl bir apartmanda büyüdün? Ben bir mahalle apartmanında büyüdüm. 7 katlı bir apartmandı. Katta tek daire vardı. İlk de orada büyüdüm. İlk mahallede büyüdüm. Keyifli bir apartmanımız vardı. Nerede? Göztepe'de. Masarbey'de daha doğrusu. Minibüs Caddesi üzerinde bir apartman dairesi. Çekirdek aile şeklinde mi büyüdünüz abi? Çekirdek aile şeklinde büyüdük. Yani ikizim var zaten, Kaya. İkizim var, abla var. Anne baba. Anne baba bir süre sonra ayrıldılar ama biz 12-13 yaşımıza kadar çekirdek aile olarak devam ettik. Annenden ne öğrendin? İyimser olmayı öğrendim. Hayata bir kere geliyoruz, mutlu yaşayalım. Hep mutlu olmak için ne gerekiyorsa onu yapalım. Para kazanmak için değil. Bunları öğrendim. Çok şey öğrendim de bunlar tabii bir kısmı sadece yani. Babandan ne öğrendin? Sabah erken kalkmam gerektiğini. Baba, ama kalkamıyorum. Asker falan mıydı? Yok değil ama babamın şöyle bir inancı vardır ki ben katılırım aslında. Eğer işin yoksa, çalışmıyorsan ve çalışman gerekiyorsa evde oturmak bir şey getirmez. Sabah 9'a kur saatini, sabah 9'da kalk, kahvaltını et ve dışarı çık. Hiçbir şey yapma, yürü. Hayat sana o işi getirecek yani. Buna çok inanıyorum ama hiç yapamadım yani. Çocukluk korkun neydi? Yalnız kalmaktan çok korkardım çocukken. Büyüdükçe yalnız kalmayı da arar oluyor insan tabii bazı zamanlarda yani. Ama hiç yalnız kalmadım. Allah'tan, belki de bu korkumdan bilmiyorum. Ya da arkadaşlarım, dostlarımdan ötürü yani. Hayatımda hiç yalnız kalmadım yani. Şu anda Kaya ile iletişim nasıl abi? Çok iyi. Çok iyi. Yani. Yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Eskiden atlı üstü oturuyorduk hatta aynı apartmanda. Yani bu benim şimdi oturduğum apartmanda. Şimdi o 3-4 sokak geriye taşındı. Ama gene yakınız yani. Abi hastası olduğun bakkal ürünü. Ekmek. Hastasıyım yani. Abur cuburla alakan yok mu? Yok, çok yok. Ya yani su içerim yani. İçki severim, içerim de. Ekmek su diyorsun. Evet. Kıskançlık sana ne yaptırır? Mesela sabahın 3'ünde uyanıp yol yaptırır yani. Bir yerden bir yere götürebilir, atıyorum ya. Yani. Var mıdır uzun mesafe gitmişliğin? Kıskançlıktan gitmişliğim yoktur ama sevdiğim için gitmişliğim vardır. Evet. Sürpriz babında. Sürpriz babında. En maskülen yanın ne abi? Dedik bir insanım bazen yani, bazı durumlarda. Ya dediğim dedik durumu bana hep maskülen gelmiştir zaten yani. İlk duyduğun küfür? Of yani, yalan olur ilk dersen, hatırlamıyorum çünkü tabii ama. İlk birine küfür ettiğimde babamın bana ne yapıyorsun dediğini hatırlıyorum ama yani. Onun yanında ettin. Evet, çünkü balkondaydım. Giriş katında oturuyorduk. Arkadaşım bir şey söyledi. Ben de ona küfür ettim. Babam da nereden biliyorsun bunu dedi. Dedim ki mahalledeyiz ya abi yani. O anı hatırlıyorum. Ya şimdi hatırladım. Çok büyük ihtimalle koyayımdır bence. Olabilir. Değil mi? Belki ben 80 doğumluyum. Bizim yani benim çocukluğumda küfür bu kadar sert ve ağır değildi yani. Amcam bana araba kullanırken amcam sinirlendiğinde Schweine Hund derdi. Almancıdır benim amcam yani, orada çalıştı uzun seneler. Ne demek dedim bu ya Schweine Hund yani. Almanların en büyük küfrü bu dedi yani. Sonra öğrendim, domuz köpek ikisi yani, Schweinhund. Hiçbir anlamı bizdeki yok yani. Bizdeki aptal salak gibi, naif. Evet yani. O yüzden öyle çok sert küfürlerle başlamadım yani. Karşı cins karşısında en çok utandığın an? Yanlış anladığım an. En çok utandığım andır herhalde yani. Hangi hayat dersini öğrenmek çok meşakkatli oldu? Eğer işini seviyorsan ve yapamıyorsan işini İyi yapmak için sadece çok çalış. Belki bu uzun sürecek. Belki seneler sürecek. Belki senin yerine başkaları senin işini senden daha iyi yapmadığı halde yapıyor olacak. Ama vazgeçme. Bu bayağı uzun süren bir süreçti. Ama bana çok şey öğretti yani. Şu hayatta maddi anlamda düştüğün en zor durumu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İnsan maddi anlamda zorluğa düştüğü zaman gerçekten ne yapacağını bilmeyebiliyor yani. Zor bir dönemdi ama ondan da mesela tek başıma o dönemin altından kalkmadım. Gene arkadaşlarımla kalktım yani. Arkadaşlarım benim için yani aile gibi bir şey zaten. Onlar olmasaydı ben de bugün burada olmazdım yani. Seni çocukluğuna götüren koku hangisi? Bir yemek kokusu, ev yemeği. Beni hemen alır götürür yani. Spesifik bir yemek değil herhalde, ev Hayır, yemeği. Hayır, ev yemeği. Sulu ev yemeği kokusu beni hemen çocukluğuma götürür yani. Asla cesaret edemeyeceğim bir şey? Yüksekten atlamak. Uçaklar anlasın. İyidir. Atlamayacaksam. Çocukluk kahramanın kimdi? Benim hep Batman'di kahramanım. Hala da Batman'dir kahramanım. Yani. Son filmi izledin mi? İzlemeyeceğim de çünkü çok şeyim, rahatsızım o filmin çekilmiş olmasından. Bence çok ayıp yani. İki karaktere de ayıp. Yani çok ayıp ya. Olacak niye şey birbirine gibi. Kırdırdınız bu adamları siz? Tam hikayesini bilmiyorum ben ama
posterde bile ikisini yan yana görmek beni çok üzüyor yani. Tamam. Batman öyle bir şey değil yani. Batman kendi kentini korumaya çalışan bir adam yani. Dünyayla çok işi yok ayrıca. Kendinle alakalı en çok gurur duyduğun şey ne abi? Saygılı biriyimdir. Bununla gurur duyarım yani. Ailem için önemli bu. Ailem de benim için önemli. Saygı da hem mesleğim icabında hem de ilişkilerim icabı önemli benim için. Saygılı biriyim. Bununla gurur duyabilirim. Almış olduğun en saçma teklif? Biri bir şey, tanımıyorum da arkadaşımın arkadaşı bir iş kurmayı teklif etmişti bana ticaretle ilgili. Çok saçmaydı yani. Hiç benlik bir şey değil yani. Yapamam da zaten. İş neydi? Konfeksiyon işi yapıyorum. Of. Gel beraber yapalım demişti. En güzeli ticaret abi diye kanına girdi galiba. Gıcık olduğun insan tipi? Her şeyi ben bilirim abi. İnsan tipine bir kıl olurum yani. Her şeyi herkesin bilmesi, bir kişinin her şeyi bilmesine kadar olasılıksızsa bunu söyleyene de o kadar kıl oluyorum. Yani o ölçüde. Sence hangisi daha olası? Vampir, kurt, adam, cadı? Cadı tabii ki. Neden? Hatta olası olmadığını kim söyleyebilir cadıların hatta? Daha ileri gidersek yani. Hepsi için geçerli değil mi abi bu? Doğru. Evet. Yani, ama bir Anadolu mitolojisi üzerinden cadılar bana hep yakın gelmiştir yani. Hı-hı. Ya çizgi filmlerde gördüğümüz cadı değil ama hakikaten bu işle ilgilenen deli kadınlar varmış değil mi? Evet. Olası bir zombi saldırısında nereye saklanırsın? Evime. Yani tanıdığım, bildiğim bir mekan olduğu için kendimi koruyabileceğimi düşündüğüm için evime. Evin korumalı mıdır normalde? Yok değil. Yani, girip çıkılır mı yani? Evet. Bir çelik kapım yok benim. Suntalı kapı. Ama çok kolay girip çıkılabilir aslında. Kapı kitlemek gibi huyum da yok ama mahalleden ötürü birazdır. Yakacaksın kendini bak yani. Abi. Seni ne motive eder? Etrafındaki mutlu insanlar beni çok motive eder. Yani eğer ailem sağlık sıhhat yerindeyse ve mutluysa ben zaten motivasyonumu alıyorum demektir. Yani. En sevdiğin yer nere İstanbul'da? Kadıköy. Neresi? Var mı böyle özel bir yeri? Evet, burası. Fenerbahçe. Ha, Kadıköy derken yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi çok severim. Bir eyvallah. De yani doğma büyüme ben buralı olduğum için hiçbir zaman karşıda oturmayı düşünmedim. Benim için hep babam işten eve karşıdan dönerdi. Avrupa yakası iş, Anadolu yakası evde her zaman böyle benim oturdu. Öyle, tabii. O yüzden Avrupa'ya gezmeye gidilir mesela. Evet. Anadolu'da hayat kurulur, ora evet. Gezme yeridir. O yüzden burası Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Hayat sana ne öğretti? Hayat aslında çok güzel. O kadar da yorulma. Yani o kadar kendini abuk sabuk şeylerle yorma ve yıpratmayı öğretti yani. Sevdiklerine güzel zaman geçir. Ve tadını çıkar. Bana bunu öğretti. Yeni Casper Via ve On sundu. Nasıl bir apartmanda büyüdün? Ben köyde büyüdüm. Apartman yoktu. Yani lojmanda büyüdüm. Aha. Daha sonra babamların tayini olunca, öğretmen babam tayin olunca o zaman apartmana taşındık. Ortaokulda yani. Karışık bir apartmandı. Hmm. Tek kelimeyle karışık bir apartman.